siyahlar çarşıya girdi. Herkesi kılıçtan geçirdi. Bir anda geldi. Pazarı talan etti. Yaşlı genç demedi. Nasıl oldu anlayamadık. Hamit baban. Babam da oradaydı. Gördüm yere düştü. Ben zor kaçtım. Koş Hamit koş. Koş yetiş. Baba! Aleykümselam. Hoş gelmişsin ya. Adım Hamit. Uzun yoldan gelirim. Bizim oralarda şeyhinizin namı yankılanmaktadır. Kendisinden ilim almaya geldim. Hoş gelmişsin dergaha. Buyur. Biraz dinlen. Akşam sohbetinde de şeyhimizle görüşürsün. Eyvallah. Hele biraz dinlen, soluklan. Ders başlayınca biz seni çağırırız. Sana bir parça ekmekle çorba getirdim. Yoldan gelmişsin, açsındır. Afiyetler olsun. Thank you.
idareni. Gel. Ders başlıyor. Eyvallah. Yarenlerim, aşka giden yolda en büyük engel nefsinizdir. Önce kendinizi bilip nefsinizi yenmelisiniz. Aşk hem en büyük dert hem de o derdin dermanıdır. Aşk ki yanmakla ölçülür, yok olmakla doğrulanır. Zor sevdadır bu. Lakin yanmadan olmaz. Yanmadan olmaz. Erenler ve salihler yurdu Aksaray'a hoş gelmişsin evlat. Kimsin? Kimlerdensin? Efendim ismim Hamit. Kayseri'den gelirim. Sizin namınız ve sözleriniz bizim oralarda herkesin dilindedir. Sizden nasip almak için geldim. Ne gelir elinden? Siz nasıl buyurursanız öyle hizmet ederim efendim. Bize ekmek yapar mısın? Sefalar getirmişsin Hamid'im. Eğer gönlün bizi istemişse kalbimiz seninledir. Bundan böyle dergahımıza hizmet et. Derslere katıl. Emek ver. Ekmeğimizi sen pişir. Pişir ki ateşin sırrına varan ekmek gibi sen de kendi sırrına var. Eyvallah şeyim. Dervişoğlu. Buyurun efendim. Hamid'i ders bitince ocakçı başına götür. Ağır ol evlat. Un nimettir. Topraktan gelir. Binlerce çileyle yetişir, olgunlaşır. Taşlar altında ezilir. Acıyla yoğrulur. Bir de sen ezme şu garibi. Ağır geldi ustam. Af buyur. Taşıyabileceğin kadar yüklen evlat. Pişirebileceğin kadar hamuru sür fırına. Var git şimdi bize odun getir. Keseceğin her odunda fırında yanan ateşi düşün. Hadi. Ne kadar odun mu topladın? Dergâhta seni aradık, merak ettik. Ateş sönmesin Mehmet'im. Bize ekmek lazım. Kolay gelsin Hamid'im. Sağ olasın. Eyvallah. Ustam, odunları nereye bırakayım? Neresi uygundur? Şu kenara bırak usulca. İncitme odunları evlat. Ustam, un nimettir, atılmaz. Tamam. Peki odunlar? Odunlar niye atılmaz usta? Bu dünyada yaratılan her şeyin bir ruhu vardır evlat. Cansız diyerek sakın incitme onları. Hadi bakalım geç şimdi şöyle. Dök onu tekneye.
hamur yap bize. Hadi. Kolay gelsin Hamid'im. Sağ olun şey. Bu ne hal böyle? Ocağı un taşıdım pirim. Biraz çalıştım. Bilir misin Hamid'im? Buğday bu dünyaya dair ne kadar sır varsa hepsine sahiptir. Önce ezilir un olur, sonra pişer ekmek olur. İşte sen de tıpkı buğday gibi bu dergahta önce yoğrulacaksın, sonra pişeceksin. Tıpkı bizim için pişirdiğin bir somun ekmek gibi. İşim bitti kardeş, buyur. Dergâhtaki dervişlerden biri sandım. Laf buyur. Başka giden yol, yokluk yolu. Bu yolda yürüyecekseniz benliğinizi ve nefsinizi yok edip hiç olmalısınız. Tevazuyla boyun eğmelisiniz. Unutmayın ki buğday başağı ne kadar dolu olursa o kadar başını öne eğer. Hepiniz burada ilim aramaktasınız. Bilin ki aradığınız o ilim yüreğinizdeki aşktır. Ve o aşk bu sırlı yolda sizin kılavuzunuzdur. Evlatlarım, yarenlerim, dersimiz bitmiştir. Herkes odalarına çekilebilir. Hamit oğul, neden gitmezsin? Şeyim, affeder. Bu akşam burada değilsin. Nedir seni bizden çalan? Pirim. Hamid'im, bedenin burada. Ama ruhun başka yerde. Anlaşılan bu gönül işidir. Korkma sevmekten Hamid'im. Sevmek güzeldir. İnsanı sevmeyen yaradanı da sevmez. Eyvallah şey. İnsanın hamuru da böyledir evlat. Nasıl yoğurursan öyle şekil verirsin. Unutma, bu hamur aynı zamanda senin hamurundur. Allah'a ulaşmanın birçok yolu vardır evlat. Kimi odun taşır Yunus gibi, kimi şiir yazar Mevlana Celaleddin gibi, kimi enel hak der, kimi aşk yoluna belliğini yok eder. Bizim görevimiz ekmek yapmaktır. Aç doyurmaktır evlat. Benim babam da ekmekçiydi biliyor musun usta?
Ekmeğin kokusu ateşin sesiyle duydum ben. Oo, doğru yere gelmişsin desene. Lakin ne hamur yoğurdum ne ekmek yaptım usta. Babam hep şöyle derdi. Evlat, ekmeği pişirmeden önce buradayın. Onun ve ateşin sırrını öğrenmelisin. Doğru söylemiş. Pişirmeden önce pişmen gerek. Evlat, sen ekmek pişirerek aşkı bulacaksın. Pişirdiğin ekmeklerle sadece karınları değil, gönülleri de doyuracaksın. Hadi bakalım. Hadi. Hoş geldin oğul. Hoş bulduk baba. Bu vakitte ne yaparsın? Ekmek yaparım oğul. Bilirim baba. Bilirim ama gecenin bu vaktine kadar çalışırsın. Neden uyumazsın? Ekmek bizim hizmetimizdir oğul. Ekmek yalnız karın doyurmaz. Ekmek kalpleri de doyurur. Baba. Oğul. Bakma ekmek yaptığımıza. Aşıklık en büyük meslektir bize. Eğer sevgilinin yüzü yoksa gözlerimizde ne aşk kalır ne aşıklık bizde. Unutma. Bir gün uzun bir yola çıkacaksın. Aramaktan korkma. Arayanlar bulanlardır genellikle. Aşkın sırrını ara. O büyük sırrı ara ve bul. Onu bulduğunda göreceksin ki... Dur! Baba! 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 Ne gidiyorsunuz dervişler? Eğriyi görmeden doğruyu nasıl bileceksiniz? Ekmek işi mübarek bir iştir. Vallahi hepinizi una bularım ha. İşinizi doğru yapın. Hadi bakayım. Buyur. Seni dinlerim. Diyelim. Aşk yolunda yürümek babamın öğüdüdür. Bir süredir dergâhta odun taşır ekmek yaparım. Lakin ilim yolunda gelişemedim. Bir de... Efendim bir de... Gönlüm. Çekinme, söyle. Utanırım şeyim. Babamın vasiyetini yerine getirememekten utanırım. Korkarım. Yolumu şaşırmaktan korkarım. Ben pişmek, olmak, aşkın sırrını bulmak için hizmet ederim. Lakin gönlüm önüme engeller koyar. Pişemem. Yanamam.
Anlaşılan ocağın ateşi yüreğine de sıçramış Hamid. Ararsın. Lakin ne aradığını bilemezsin. İstersin. Lakin istemekle bulamazsın. Dünyevi aşkı tatmayan ilahi aşkı da tatamaz. Bu dünyada aşka yürüdüğün yolda tek başına yürüyemezsin. Gönlüne yar, yoluna yoldaş bulmalısın. Sana bu yolda uygun bir yoldaş bilirim. Kızım Necmiye'yi sana bu yolda yarenlik için uygun bulurum. Lakin bilmeni istediğim bir şey var. Bu senin için gerçek bir imtihandır. Kızım Necmiye hem sağır hem de dilsizdir. Bu izdivaç ikiniz için de uygundur. Şeyim... Aradığın sırrı bulma yolunda attığın her adım senin için bir imtihandır o. İtirazı olanın imtihanı da olmaz. Ver evlat. Ateş aşığın dostudur evlat, düşmanı değil. Mesele ateşte yanmak değil. Mesele bir gönülde yer almaktır. Ekmeği ateşte pişirmek kolay. Mesele onu gönülde pişirmektir. Ama üzülme. Bileceksin. Ateşin yakmadığını bir gün göreceksin. Karmaşık duygular içindeyim usta. Bildiğim yoldan ilerlemek isterim. Lakin engeller önümü kapatır. Gönlümden geçenle yapmam gereken beni yer bitirir. İlahi aşkı ararken dünyevi aşka yenik düştüm. Şimdi ona da kavuşamam. Durur düşünürüm. Neden buradayım diye. Bu yolda bazen dünya girer araya. Bazen dikenleri. Aşık olmaksa muradın, dikenden acısı sana gül kokusu gibi gelir. Sabretmek dervişin ekmeğidir. Ekmekler seni bekliyor. Hadi.
Sağ ol oğul. Hamid. Bak. Aşk güzeli sevmek değil, sevdiğini güzel görmektir. Bir gün sen de aşık olup yuva kuracaksın. Ama şunu sakın unutma. Dünyevi aşkı bulmayan ilahi aşkı bulamaz. Sen olsun. Sen olsun. Çeşme başında gördüm. Hayalini bir an aklımdan çıkaramadın. Olsun sen. Olsun. Evet. Bu nasıl olur? Nasıl olur? Söyle bana. Nasıl olur? Sen konuşuyorsun. Dilsiz değilsin. Beni duyuyorsun. Sabır değilsin. Değilsin. Nasıl olur? Nasıl olur? Şeyhim! Şeyhim! Sağırdır duymaz demiştiniz. Dişsizdir konuşmaz demiştiniz. Lakin... Lakin... Doğrudur Hamid. Doğrudur. Hiç kötü söz duymamıştır. Sağırdır. Hiçbir kötü söz söylememiştir. Dişsizdir. Bu evlilik... senin için bir başlangıçtır artık. Dünyevi aşk... İlahi aşka ulaşmanın bir yoludur. Unutma, insanı sevmeyen hakkı sevemez. Hakkı sevmeyense aşkın sırrına eremez. O halde sen de bir imtihanla başladığın bu evliliği... eşine duyacağın sevgi ve saygıyla sürdür. Kızım senin eşindir artık. Sevgiyle kur yuvanı. Ve ömrün boyunca saygıyla yaşa. Kaderin üstünde bir kader, kararın üstünde bir karar varmış. Görünenin ardında bir gerçeği varmış her şeyin. Misin? Çocukken yükseklere çıkmayı çok severdim. Tek derdim, tek hayalim göklerden toprağa bakmaktı. Her şeyi görmek, sırrını bilmek için. Babam bana hep şöyle derdi. Evlat, gözlerinle bak. Lakin kalbinle gör. Sana söz veririm Ayşe'm. Yaşadığım sürece gözlerine sevgiyle bakacağım. Sesin nefesim olacak. Varlığın sevincim. Sen benim balın yazımsın. Helalimsin. Elif boylum. Bilirim Ahmet. Görüyorsun ya bak, nasıl da düzeliyor her şey. Çok zor ve dikenli bir yolun sonu aydınlık da olabilir. Bıkmadan çalışmak ve sabretmek gerekiyor. Aferin evlat. Artık pişirdiğin ekmekler daha kıvamında, daha olgun. Aferin. Eyvallah usta. Sayende.
Sen sessizliği bilir misin? Bilir misin suskunluğun altında gizli sözler vardır? Sen kimsin yabancı? Sen kim olduğunu bilir misin ki kim olduğunu sorarsın? Kendini bilmeyen başkasını ne bilir? Sen kimsin? Uzun vakittir kendimi arar durdum. Hocam Mahmut Mazdekani'ye bağlandım. Ona hizmet ederim. Peki maksadın nedir? Aşkın sırrını bulmak. Eğer bilirsen bana o yolu göster. Yok bilmezsen... ...var git yoluna. Ah Hamit ah. Bu öyle bir sırdır ki... ...gören bilmez. Bilen... ...söyleyemez. Maksadın aşkı bulmaksa... ...yüreğini takip et. Babanın çizdiği yolu takip et. Ve aşkı ara. Sen benim adımı nereden bilirsin? Babamı... ...vasiyetini nereden bilirsin yabancı? Bu aşkın sırrıdır Hamit. Var git Şam'a. Arama vaktin gelmedi mi? Yabancı. Sana söyleyeceğim var. Sen söyle. Ay yüzlüm. Uzun vakittir babamın sözleri kulağımda çınlar. Rüyalarımda bile hep onu görürüm. Bugün dere kenarında gördüğüm derviş bana babamın ve sözlerini hatırlattı. Seni ilk gördüğüm günden beri kalbim senin. Aldığım her nefeste sen varsın. Ama eğer bu sözü bulamazsam... ...içimde her zaman bir yara olacak. Hamid'im, sen benim kalbimin sahibisin. Eğer bu sır içten içe yakacaksa seni, var git yoluna. Ben beklerim seni. Ama şunu bilmeni isterim. Gittiğin günden dönene kadar her gün yolunu gözleyeceğim. Eğer aşk ve sevda fedakarlıksa... ...ben bu fedakarlığa hazır ve razıyım. Güzel gözlüm. Sen ne söyleyecektin bana? Ben... ...sana hırk örmüştüm. Onu göstereyim diyecektim. Gitsem... ...gidemem. Kalsam? İyilik de sensin, kötülük de. Eğer sırrını arıyorsan aşkın... ...ve bulman için gitmen gerekiyorsa durma git. Şeyim... ...hep aklımdadır eşim. Nasıl bırakırım onu? Eşin ve ailen burada seni bekler. Gözün arkada kalmasın. Eğer gidince yüreğindeki ateş sönecekse, git ve o ateşi söndür. Hadi, su gibi git, gönülden gönüle ak. Al bu yüzüğü. Hak yolunda yoldaşın olsun.
Eğer başın dara düşerse bak ve bize al. Neneciğim, sormak isterim. Nedir bu sır? Nasıl bulunur? Ah benim güzel kızım, bu sırrı bilemem ki. Ben elindeki bezin nakışla güzelleştiğini bilirim. Ne olursa olsun sabretmeyi bilirim. Sır nedir, nasıl bulunur bilmem. Ama o sırra anca sabırla erileceğini. Can taşırsın. Neden söylemezsin eşine? Sırası mı şimdi gitmenin? Seni böyle yalnız koymak doğru mu? Neneciğim. Ben akan bir suyun karşısında nasıl dururum? Nasıl Hamide gitme derim? Ben beklerim onu. Bebeğimle beklerim. Hoş gelmişsin Fatma Hanım. Sefalar getirmişsin. Sağ olasın oğul. Hoş gördük. Bana müsaade. Gidip ateşin başına geç. Dervişler yemek bekler. Akşama az kaldı. Hazırlıklar tamam. Gitme vakti. Benim için de çok zor Elif boylum. Seni böyle bırakıp gitmek içimi yakar. Tasalanma Hamide. Sen benim eşimsin. Gönlüm senin. Hep senin kalacak. Aradığını bulman için. İçin dua edeceğim. Yolun açık olsun. Thank you.
uçsuz menzillerin aşka talip yolcusu. Aşk ayrılık mevsiminde gökyüzünden hüzün düşerken sevda tutan şehri sessizce terk etmekmiş. Aşk mevsimsiz sevip zamansız, mekansız gitmekmiş. Neden söylemedin güzel kız? Hamit baba olacağını bileydi gider miydi hiç? Söyleseydin gitmezdi. Ben de bu yüzden söyleyemedim nene. Nasıl kal deseydim. Gözlerine baktığımda yandığını gördüğüm o ilahi aşk arasını istedim. Gitmeseydi hep pişmanlık duyacaktı. O gitti diye benim zaten içim yanıyor. Ama bir yanımda mutlu. Hamit aradığına kavuşacak. O anne sabret güzel kız. Kimseye belli etmeden sabret. Derviş gönüllüler böyledir. Mesele aşk olunca kendilerini bile tanımazlar. Paylaşamazsınız. Şu sepetin içindeki tüm cevizleri ben topladım. Ağaca ben çıktım. Dallara ben tırmandım. Şimdi gelmiş benden tüm cevizlerimi ister. Hayır, o ağacı ben buldum. Tırmanırken ben yardım ettim. Toplanan cevizleri ben taşıdım. O cevizler benim hakkımdır. Bunlar için mi kavga edersiniz? Bu cevizlerin içi boş. Uğruna kavga ettiğiniz cevizlerin içi bomboş. Kavgayı bırakın evlatlar. Cevizlere değil, dostluğunuza sahip çıkın. Şimdi alın bakalım bu ekmeği. Bölüşerek yiyin ama. Bu ekmekle dostluğunuzu paylaşın.
Selamlar. Aleykümselam. Adın ne senin? Musa. Musa. Sağ olasın Musa baba. Ekmeklerinde karnımız doyar. Sağ olasın. Afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun. Ver bakalım. Ekmeğimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz kardeşim. Sen dağıtmaya devam et. Gel bakalım Hamit. Oğlum, en güzel şey paylaşmaktır. Bazen bir parça ekmek sultan sofralarından daha değerlidir. Hele sevgiyle paylaşılan bir parça ekmek binlerce çeşit yemek demektir. Anladın mı? Afiyet olsun. Musa, ben Şadi Rumi Hazretleri'nin dergahını ararım. Bilir misin sen orayı? Al bakalım. Ben Şadi Rumi Hazretleri'ni ararım. Eyvallah. Lakin şeyhimiz yolculuktadır. Sefere çıkmıştır. Nerededir peki? Ne zaman gelir? Dervişim, sen yolculuğu bir yerden bir yere gitmek mi sanırsın? Ben... Bu yolda ancak bir yere kadar yürürsün. Bir yerden sonra sadece götürülürsün. Haberini aldık. Hadi gel. Şeyhimiz der ki, gönlün benimle olursa Yemen'de olsan bile yanımdasın. Gönlün benimle değilse yanımda olsan bile uzaktasın. Otursana derviş oğlum. Hoş gelmişsin derviş oğlum. Sefalar getirmişsin. Hoş bulduk şeyim. Hasret kimi yürekleri yakar. Lime lime eder. Üzer. İşte o vakit ayrılık dokunur. Aşk ise derviş gönüllerde akar, ilmek ilmek dokunur. Ne diyor Hazreti Mevlana? Sadece susayan suyu bulmaz ki suda susayanı bulur. Efendi Hazretleri, bir süredir arayıştayım. Aksaray'da hocam Mahmut Mazdekani'ye bağlandım. Ona hizmet ederim. Lakin içim içime sığmaz. Derin boşlukta hissederim kendimi. Pirim. Aşkın sırrını ararım. Nasıl bir sırdır bu aşk? Nerede bulunur bu aşk? Aşk yolunun sonuna varanlar için bütün yüreğini koydu derler. Ya ruhunla bedenini bir tutacaksın.
hiç yeltenmeyeceksin. Hiç. Aşkta çok renk yoktur o. Ya siyah ya beyazı seçeceksin derler. Unutma. Bulanlar arayanlardır. Yol yorgunuz. Git dinlen biraz. Ha, Hamitoğlu. Ekmeği ateş, dervişi aşk pişirir derler. Eyvallah şey. Eyvallah dervişim. Eyvallah. Kimsin sen? Kimsin sen? Sen bizim kim olduğumuzu bilirsin. Beyazıt Bestami'yim ben. Hamit. O büyük sırrı arama yolculuğunun başındasın. Aşk başta ham olur. Ateşle yanar. Pişer. Olgunlaşır. Aşığa akıl rehber olmaz. Gerçek rehber onun kalbidir. Derya mı? Eşimi, her şeyi bıraktım. Aşkın sırrını ararım. Nefsini terbiye edeceğin, kalbini tamamen temizleyeceğin bir yolculuktasın. Bu yolda bulduğun bulacağın her şeyi kalbine yaz. Ve bekle. Ya sen onu, ya o seni bulacak. Kalbini biraz daha aç. Unutma. Gördüğün her şeyin bir sebebi var. Şeyim. Buldun mu aradığını? Her kim neyi arar ise onu bulur. Aradığını bulacaksın tasavvanla. Yoluna ve yolculuğuna devam et. Kalbinin sesini dinlemeyi unutma. Bulduğunda tanıyacaksın. Varlığın o sırda yok olacak. Ve sen yeni bir sen olacaksın. Ey Hamit, unutma. Topraktan geldik, gene toprağa gideceğiz. Bu yüzdendir işte, insanın aleme, alemin insana benzemesi. Bir bak, önce kendine sonra şu sonsuz aleme. Kemiklerin kayalara benziyor, saçların bitkilere, damarlarındaki kan nehirlere benziyor. Gözlerin yıldızlara, kalbin güneştir. Bedeninin her bir zerresi onun etrafında döner. Ruhun ise bu alemin ta kendisidir.
Şeyhim, yani insan küçülmüş alem, alem açılmış insan mıdır? Yalnızlık aşıkların imtihanıdır. Şimdi önemli bir yerdesin Hamit. Bunca yer gezdin. Aşkı aradın. Artık kendinle yüzleşme vaktidir. Aşkın sırrını mı ararsın? Hem arar hem sorarım. İçim içime dar gelir Efendi Hazretleri. Peki hazır mısın? Ne yapmam gerekirse hazırım. Tüm varlığımla yansam bile hazırım. O halde gel benimle. Yanmaya hazır mısın? Şimdi bedeninden ruhunu çıkarma vaktidir. Halvete girme. Dünyadan sıyrılma vaktidir. Her şeyi terk etme. Sırrı erme vaktidir. Hadi. Nasibini yaşa. Onu hisset. Thank you.
gelecek hasretle beklerken kalbimize gelecek. Mevlam dert verme, gönlümden çıkma, yüzüm yüzüne yolundan ayırma. Hayırlı ola. Aşkın perdelerini açtın. Artık hem bedeninle hem ruhunla yürüyeceksin. Şimdi düğün vaktidir Eren'im. Birlikte zikredelim. Bazen uzun zamandır beklediğin bir anda oluverir. Bazen bir ömür beklersin. Ararsın lakin bulamazsın. Sen derviş görünümlü bir ersin. Yüreğinin ateşi dergaha girdiğin ilk andan beri hepimiz ısıttı. Sana doğru adım attıkça bir akarsuyun nasıl bir okyanusa dönüştüğünü gördüm. Bizden alacağını aldın. Var git Anadolu'ya. Aşk çerenlerini uyandır. Yakma sırası sende. Thank you.
bulduğunda dönmen için dua edeceğim. Yolun açık olsun. Hemen acıyla dolardan nefes alamazsan gel. Huzur bulacağın kıyılarım senindir. Umutların solar kurur da su bulamazsın. Beraber sulayalım. Gözyaşlarım senindir. Kanadın kırılır da maviye uçamazsan ne güne duruyor al. Kanatlarım senindir. Çaresiz çililere bir umut bulamazsan kendime ettiğim dualarım senindir. Hoş gelmişsin. Bize dost kokusu getirmişsin. Eyvallah. Şeyh Erdebili Hazretlerinin selamını getirdim. Eyvallah. Kendimi aşk yoluna adadım. Uğradığım tüm duraklarda herkese onu sordum. Aradığını buldun mu? Bu sır ne büyük bir ateşmiş. Dipsiz bir kuyu. Sonsuz bir çağlayanmış. Hem çok büyük bir dertmiş, hem de bu dertin dermanıymış. Eyvallah. Misafirliğin bize şeref verir. Hocamızın kokusuyla kokun mesheder kalbimizi. Hasret ateşiyle kavrulan gönlümüzü getirdiğin ateşle daha da yaktın. Kor ettin. Eski zamanda bir derviş varmış. Kendine dergah aramış. Bir dergah bulmuş. Ama o dergah da tamamen doluymuş. Şeyhe, dergahınızda bana da yer var mı diye sorunca şeyh eline boş bir tas alıp ağzına kadar suyla doldurup dervişe uzatmış. Derviş o dergahta ona yer olmadığını anlamış. Lakin küçük bir gül yaprağını tasın içerisine koyup şeyhe vermiş. Şeyh tebessüm etmiş ve sadece bedeniyle değil gönlüyle orada olan o genç dervişe dergahının kapılarını sonuna kadar açmış. Hamid'im biliriz. Sen de bedeninle değil, gönlünle buradasın. Gönlümüzde her daim sana yer vardır. Darende varlığınla huzur bulacak. Eyvallah. Burada bulunmak, dost gönüllerle sohbet etmek büyük bir sevinçtir. Lakin yolumuz uzun.
Şehri Süleyha'da bekleyenimiz var. Aşk yolcusuna durmak değil, gitmek düşer. Yolun açık. Gittiğin her yerde aşıklar yoldaşın olsun. Aksaray'a selam olsun. Hamidim gelmiş. Hamidim, hoş gelmişsin Hamidim. Hoş gördük Mehmet'im, hoş gördük. Hocam yok mu? Necmiyem nerede? Hamidim, hocamız Hicaz'a kutsal yolculuğa gitti. Ama diğerleri afiyette. Sen dur bekle, ben herkesi çağırıyorum. Sana şükürler olsun. Yusuf. Baba.
Muhammed'im. Sanma ki Yusuf yokluğunda sensiz büyüdü. Doğduğu andan beri her gün kulağına adını fısıldadım, her gün. Ninnilerde seninle uyuttum. Uzaklardan sana seslendim. Söylenmemiş sessiz cümleler söyledim hasretine. Sen benim hem hasretim, hem bekleyişim, hem ümidim oldun. Hoş geldin Hamid'im. Hoş geldin. Ay üstüm. Uzaklarda gece gündüz aşkı ararken sanma ki sen yoktun. Attığım her adımda, aldığım her nefeste, yaşadığım her anda sen vardın. Yanımdaydın. Aç kaldım. Üşüdüm. Acı çektim. Lakin yılmadım. Aşkın sırrını aramak için çıktığım bu yolda hem kolum oldun, hem kanadım. Yalnız gecelerimde gözlerinin hayali, ay işi oldu bana. Titreyen dudaklarım adını andıkça teselli buldu. Şimdi buradayım. Yanındayım. Hasreti vuslata döndüren Allah'ıma şükürler olsun. Şükürler olsun. Çok şükür. Çok şükür. Dağları, çölleri aştım. Kendimi aradım uçsuz bucaksız ovalarda. Bir ses istedim. Bir nefes. Döndüm baktım can evime. Gördüm ki hiç olmuşum. Kalbinizi temiz tutun yarenlerim. Allah'ın ikramı çoktur. Hoş gelmişsin. Hoş gördük diyelim. Adım Numan. Engürü'den gelirim. Adınız bizim oralara kadar ulaşmıştır. Onca ilim okudum. Aradığımı kitaplarda bulamadım. Sohbetinize katılmak isterim. Sizden nefes isterim. Yaz kış gömlek giyen bir derviş varmış. Hayatı tek bir gömlekte yaşarmış. Onun bu halini soranlara cennetin en güzel sofrasının sadece tek gömleği olan fakirlere ayrıldığını söylenmiş. Yarenlerim, mesele dışı değil, içi güzelleştirmektir. Yarenin, ne gelir elinden? Nasıl hizmet edersin bize? Bizimle ekmek yapar mısın? Ziyaretin bizleri sevindirdi. Bayram sevinci yaşattı. Bundan böyle adın bayram olsun. Bizimle una bulan, ekmek dağıt, gönüllere ulaş. Hacı bayram ol. Eyvallah pirim. Ne yazarsın bayramım? Derste anlattıklarınızı yazmak isterim. Maksadın nedir? Ömrüm nice alimlerin sözlerini yazmakla geçti.
Her söylediklerini bu deftere yazdım. Ve yazdığım her sözde yüreğime dolan soruların cevaplarını aradım. Sırrı bilen aşina dillerden müjdeler bekledim. Okudum, yazdım bunca zaman. Aradığını buldun. Pek çok gece uykusuz geçirdim. Aradım durdum fakat aradığımı kitaplarda bulamadım. Öyleyse kalemi kağıdı terk et Bayram. Aşkı kalem yazmaz ki. Unutma. Beklediğin o haber de sensin. Müjde de. Ondan böyle duyduklarını kağıda değil. Kalbine nakşet. Pirim. Bunca ilim. Bunca arayış boşuna mıdır? Tabii ki boşuna değil yani. İlimle gidilmeyen her yolun sonu karanlıktır. Şimdiye kadar öğrendiklerin ilim yolunda en büyük yardımcın olacak. İlim aşk yolunda sana rehberlik edecek. Eyvallah pirim. Yarenim, gitme vaktidir. Hadi hazırla. Eyvallah pirim. Hadi bize odun getir. Ateşimizi yakalım. Eyvallah pirim. Somunlar var. Aleykümselam. Somunlar müminler. Somunlar müminler. Somuncu baba geldi. Ekmek alın. Afiyetten yiyin yahu. Hoş geldin evlat. Somun ister misin? Al. Çekinme al.
olursanız hayatım. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam evlat. Buyur. Ekmekçi baba. Şu çömleği fırına versek de yemeği pişirsek. Ne dersin? Evlat. Benim ellerim hamurludur. Gel de sen sür. Hadi. Bekle evlat. Bekle. Birazdan pişer. Fakat ocak... Evlat, müsaade buyur da somunlarımızı fırına sürelim. Samuncu baba, sıcak somunun var mı? Sen istersin de olmaz mı? Var, var. Şeyhim, affet beni. Nasıl olur? Ocağa şimdi baktım, ateş yanmazdı. Efendi Hazretleri, kusurumu bağışlayın. Büyüklüğünüzü bilemedim. Evlat, bizler ekmekçiyiz. Ekmek pişirip gönüllere ulaşırız. Asıl büyüklük bizlerde değil. Asıl büyüklük paylaşmayı bilen gönüllerdedir. Al bakalım elin yanmasın. Hadi. Bayramım. Misafirlerimize sıcak ekmek verelim. Hadi. Eyvallah pirim. Sıcak ve taze somunlarımız var. Buyurun. Somunlar kaça? Somunlar ikramımızdır. Ulu cami inşasında bizim de bir taşımız var. Sağ ol baba. Sen sağ ol. Allah senden razı olsun. Al evlat. Allah senden razı olsun. Afiyetler ola dostlar. Allah senden razı olsun. Ben seni bilirim. Ben seni bilirim. Hoş gelmişsin evlat. Öyle unun ekmeğin arkasına saklanamazsın. Somun ister misin? Gel. Gel şöyle. Çekinme gel. Senden de razı olsun evlat. Tamam, tamam yavrum.
Müminler, somunlarımız ikramdır. Allah sizden razı olsun. Hey ahali! Duyduk, duymadık demeyin! Bursa'mızın medarı iftiharı, zaferimizin şiarı, Ulu Camimizin cuma namazında açılışı var. Ulu Hakanımız Yıldırım Han tüm halkımızı açılışa davet eder. Duyduk, duymadık demeyin. Destur, Yıldırım Han Hazretleri. Şükürler olsun. Bugün ulu şehir Bursa'mızın Ulu Camii'ni açıyoruz. Devletimize, milletimize hayırlı ola. Dualarımız daim ola. Bu gök kubbenin altında dirliğimiz ve birliğimiz için dua edelim. Allah'a niyaz edelim. Af dileyelim. Gözyaşlarımız dualarımızla arşa uzansın, ona sığınalım. Ya Allah, bismillah. Nasıl uygun görürseniz sultan. Emirim, hadi hutbemizi okuyun, namazımızı kıldırın, birlikte dua edelim. Sultan baba, ilim ve irfanla zamanın en büyük alimi aramızdayken bize hutbe okumak düşmez. Müsaade buyurursanız onu davet edelim, o okusun hutbemizi. Kimden bahsedersin emirim, kimdir bu zat? Halkın sonuncu baba diye bildiği Aksaraylı Şeyh Hamidi Veli'dir. Cami yapımında ekmek dağıtmış. Büyük bir alim, ulu bir bilgedir. Kendini saklar, halka hizmet eder. Lakin ekmeklerini pişirdiği fırında ilmini de barındırır. İyi. O halde söyleyin, hutbemizi okutsun, namazımızı kıldırsın. Emredersiniz sultanım. Hazretleri, Sultanımız Ulu Camimizin açılış hutbesini sizin okumanızı ister. Ah emirim, sırrımızı açığa çıkardın. Hutbeyi okuruz okumasına. Lakin gidiş beratımızı verdin.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ey bütün kapıları açan Rabbim. Fatiha'nın serinliğiyle büyüt umudumuzu. Ey suskunluğun sahibi. Dilsiz, dudaksız sana dua ederim. Bilirim ki derde derman, yaraya merhem olan sensin. Ey bütün yolların sahibi, bizi sevdiklerinin yoluna ilet. Ve nimet verdiklerine. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Cemaati selamlar. Somuncu baba, arka kapıdaymış, gördünüz mü? Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık hocam, Allah razı olsun. Şey, bu hutbenizde yıllardır çözemediğimiz sırların perdelerini araladınız. Bilinmeyen yerlerin izahını yaptınız. Sözlerinizin bir bölümünü hepimiz anlarken, bazı sözlerinizin derinliğini idrak edemedik. Yıllardır okuduğumuz bütün bilgilerin üzerinde derin bir tefsir yaptınız. Sözlerinizle adeta arşa çıktık. Gök kubbenin kapılarını açtınız. Lütfeyleyin. Bizimle kalın. Gitmeyin. Bursa'mız sizinle huzur bulacak. Varlığınız bizlere bir hediye. Sultanımız Yıldırım Han ve tüm cemaat hutbenizle mest oldu. Şeyhim, varlığınız bize güç verir. Eğer kalırsanız tüm Bursa minnettar olacaktır. Davetiniz bizleri sevindirir. Fakir gönlümüz bir parça ekmekle paylaşır sevgiyi. Tek derdimiz ekmeğin tadıyla halka ulaşmaktır. Lakin sırrımız açığa çıktı. Nefesimizden üfledik. Artık gitme vaktidir. Zira bizim sırrımız sır olmaktır. O halde yolunuz açık olsun. Bursa sizi hiç unutmayacak. Dağıttığınız ekmeğin kokusu bu fırında, tadıysa kalbimizde kalacak. Thank you.
Bayramım, sana bir müjdem var. Artık gitme vaktin geldi. Var git Engür'e. Bizden aldıklarını dağıt. İyilik, güzellik, hoşgörü ve sevgi tohumlarını ek. Eyvallah pirim. Bunca zamandır yanınızdayım. Deryanıza gönül verdim. Size bağlandım. Ateşinizle yandım. Ocağınızda piştim. Anladım ki ocakta yanan ateş benlik hırkasını yakan aşk ateşiymiş. Eyvallah. Gel. Biliriz ki Bayram, kalbinde yanan ateş sevgiye susamış gönüllere ulaştıkça daha da büyüyecek. Öyle bir hal alacak ki o ateş, bu diyarlarda senin adınla parlayacak. Aleykümselam. Çekinme evlat. Seni dinlerim. Efendim, ismim Hamit. Kayseri'den gelirim. Adınız, sözleriniz bizim oralarda herkesin dilindedir. Sizden nasip almak için çıkıp geldim. Hamit. Ne gelir elinden? Hamit. Nasıl buyurursanız öyle hizmet ederim. Hamit. Bize ekmek yapar mısın? İçin gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerremiz, ayar görenden bize ne? Ayar görenden bize ne?